Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Hücre bölünmesine giriş yapmıştık. Şimdi ilerletiyoruz konumuzu. Ne yapacağız hocam? Hücre bölünmesiyle ilgili temel kavramlarımızı konuşacağız. Arkasından hücre döngüsü nedir? Bundan bahsedeceğiz. Mitoz bölünmenin genel özellikleri ve evrelerini aşama aşama öğreneceğiz. İnterfaz evresi deyip bitireceğiz. Evet, şimdi... Hücre bölünmesiyle ilgili genel kavramlar dediğimiz kısımda öğrendiğimiz tüm bilgileri biz hücre bölünmesi ünitesinin içerisinde bir kullanacağız. 2. Bundan sonra göreceğimiz kalıtım ünitesi içerisinde de bu ifadeler bolca karşımıza çıkacak. Önce bir DNA ile başlayalım. DNA dediğimiz şeyin biz iyi kötü kalıtım materyali olduğunu biliyoruz. Canlıların genetik bilgilerini üzerinde taşıyan kalıtım materyalidir diye adlandıracağız. Her canlı türü birbirinden farklı DNA'ya sahiptir diyeceğiz. DNA'nın yapı birimlerine biz nükleotit diyoruz ve bu nükleotitlerin dizilişleri, şifreleri meydana getirecek ve DNA'ya anlam kazandırmış olacak. DNA üzerinde bulunan yaklaşık 1500 tane nükleotitin bir araya gelmesiyle oluşan yapılara, evet yapılara biz gen diyeceğiz. Yani bir DNA'mız olacak, bir de DNA üzerindeki anlamlı şifre diye adlandırdığımız bölgeler olacak ve biz bu bölgeye ne diyeceğiz? Gen diyeceğiz. Yani o zaman sıralama sorusu karşıma gelirse DNA mı büyük, gen mi büyük dediğinde ne diyeceğim? DNA daha büyük. DNA'nın üzerinde bizim belki sayamayacağımız kadar çok sayıda ve çeşitte gen bulunuyor. Şimdi birazdan tanımları devam ettireceğiz ama şu görsel bizim için önemli. DNA'nın çift zincir olduğunu biz biliyoruz. Biz şu anda insanda DNA'dan bahsetmiş olalım. Çünkü ökaryot bir hücrenin DNA'sı bu. Sarmal yapıya sahip. Bu DNA'nın üzerinde anlamlı bölgeler ne olarak adlandırıldı? Gen olarak adlandırıldı. Birazdan bu DNA'yı oluşturan iplikçiklerin etrafını bir proteinin sardığını söyleyeceğiz. Ve bu proteinin sarmasıyla birlikte oluşan yapıya kromatin ismini vereceğiz. Daha sonrasında kromatinler kısalıp, kalınlaşıp bazı katlanmalar oluşturarak kromozomlara dönüşecek. Yani şunu söylemek istiyorum. Normalde DNA'nın veya genin yapısında bir protein var mı? Hayır. DNA'da yok. Evet. Ama iplikçiklerin etrafını bir protein sarınca... Protein sarıncağı ne oluşturdum? Kromatin. Kromatin kısalıp kalınlaştığında ve bir belirgin şekil kazandığında ne oluştu? Kromozom. O zaman yapı itibariyle de kıyasladığımda kromozom kromatinden, kromatin DNA'dan, DNA genden, gen nükleotitten daha büyüktür diyeceğim. Özellikle kromatin ile kromatit ipliğini çok karıştırıyorsunuz. Kromatit ipliği dediğimiz şey DNA'nın her bir iplikçiği. Onların etrafını protein kılıp sardığında kromatin dediğimiz ifade açığa çıkmış oluyor. Dedik ki genler için bir karakteri şifreler. Karakter ne demek? Karakter kişiye özel yapısal. Yapısal. Yani göz rengim, evet. Kan grubum, ten rengim benim için bir karakterdir. O zaman canlılarda görülen herhangi bir özelliğe karakter dedim. Örneğin insanda göz rengi. Genom dediğimiz bir ifade var. Bir organizmadaki genlerin tamamını kapsıyor. Yani benim DNA üzerimdeki toplam gen sayım veya gen yapım genom olarak adlandırılmış olacak. Kromatin dediğimiz ifadeyi tekrar konuşalım. Ökaryot bir hücrenin kromozomunu oluşturan DNA artı proteinden oluşan yapıya biz kromatin diyoruz. Şimdi kromatinleri kısalıp kalınlaştıracağım ve bunlara bir katlanma meydana getirmesiyle birlikte bir şekil kazandıracağım ve kromozomları oluşturmuş olacağım. Bir kromozomun genel yapısına baktığımızda özellikle şu yapıyla şu yapının ileride de zaten ispatlayacağız. Genetik olarak birbiriyle aynı özelliklere sahip olduğunu söyleyeceğiz. Bizim hücrelerimizde yaklaşık demeyelim de sağlıklı insanlarda 46 kromozomun olduğunu biliyoruz. İken kromozom yapısına sahip hücrelerimizde. Peki hücrelerimizde sürekli kromozomu görür müyüz? Her an kromozomu görür müyüz? Acaba bölünme zamanında görmüş olacağız. Evet, bir türün kromozom sayısı kesinlikle sabittir diyeceğiz. Örneğin insanda sağlıklı bireylerde iken eşittir 46 kromozomun olduğunu biliyoruz biz. Mesela buğday iken eşittir 42 kromozommuş, sirke sineği iken eşittir 8 kromozommuş. Farklı sayılar bizim için sağlıksız bireyleri ifade etmiş olacak. İki canlının kromozom sayısı diyelim ki aynı. Bu iki canlı aynı tür olmak zorunda mı? Hayır. Örneğin goril, patates, kırmızı karınca her birisi 48'er kromozomlu. O zaman iki canlının kromozom sayısı aynı diye bu iki canlıya aynı tür diyemeyeceğim. Peki kromozom sayısının azlığı veya çokluğu o canlının gelişmişliği hakkında bana herhangi bir bilgi verir mi? Hayır. Sazan balığı omurgalı canlı grubunda yer alan 104 kromozoma sahip bir canlı.
Amiba baktığımda ise protista üyesi 250 kromozoma sahip. Yani gelişmişlik düzeyiyle doğrudan herhangi bir alakasının olmadığını biliyor olmam gerekecek. Diploid, haploid kavramları kullanacağız biz. Diploid dediğimiz şey kromozomların çiftler halinde bulunması ve ikien şeklinde gösterilecek. Haploid dediğimiz şey ise kromozomun eşinin olmaması, tek başına olması en şeklinde ifade edeceğiz. Kromatit, eşlenen bir kromozomun iki parçasından her birine verilen isimdir diyeceğiz. Yani şöyle, biz DNA'yı bu şekilde çiziyor muyuz normalde Burak Hocam? Şimdi ben DNA'yı eşlerken eski iplikçiklerimi böyle açarım. Sonra tutarım bu eski iplikçiklerimin yanına yeni iplikçikler sentezlerim. DNA'yı eşledikten sonra her bir yapı benim için artık kromatit oluşturmuş olacak ve bir kromozomun birbirinin kopyası olan iki kromatitine ise biz kardeş kromatitler diyeceğiz. Kromozom üzerinden de zaten söyleyeceğiz. Yani şöyle, benim burada büyük ağım vardı diyelim. Şurada küçük ağım vardı. Ben bu büyük ağanın karşısına burada ne getirmek zorundayım? Yeni sentezlediğim veya adenin diyelim biz buna, daha doğru olur. Adenin, şuraya da timin diyelim. Buraya ne getireceğim? Timin. Buraya ne getireceğim? Adenin. Evet. Aslında buradaki şifre ile buradaki şifre birbirinin aynısı. Tersten oluşturmuş oluyoruz. Çünkü baştan eşleri ayırdık zaten. Eşleri ayırıp karşılıklarını sentezleyince de aynısından iki tane. Ben bu aşamayı ilk defa dikkat ediyorum. Replikasyon konusu normalde bizim AYT konularımız arasında yer alıyor. Yine DNA'yı anlatırken biraz konuşuyoruz ama zihinde tam anlamı ile 10. sınıf ünitelerinin oturabilmesi için aslında replikasyonu biliyor olmamız gerekiyor. Yoksa kromozom çok sığ kalıyor bizde. Evet. Şimdi bizim kromozomlarımızın birbirini tuttuğu bir boğum noktası var. Bu boğum noktasına biz sentromer diyoruz. Şekil üzerinden göstereceğiz. Sentromeri, sentrozom ve sentroil kavramlarını birbirine karıştırmamam gerekiyor. Sentrozom bir organel, sentriol onun yapı birimi, sentromeri ise ilk kez kromozomun yapısında duydum. Ve bu sentromerlerin her iki tarafında özellikle hücre bölünmesi sürecinde iyi iplikçiklerinin bağlanacağı özel bazı proteinler var. Bu proteinlere verdiğimiz isim kinetokor olmuş olacak. Ve bizim bir kromozomumuzda bir sentromer, iki tane de kinetokorun olduğunu söyleyeceğiz. O zaman bir insan hücresine baktığımızda 2N eşittir 46 kromozoma sahibiz. Bizim sentromer sayımız kaç oldu? 46. Kaç tane kinetokorumuzun olduğunu söyleyeceğiz? 92 şeklinde basit sayısal sorular da geliyor konuyu oturtmak için. Şimdi şu görseli bir daha şöyle bir didik didik edelim. Kardeş kromatit ifadesini az önce DNA üzerinden söylemiştik. Demiştik ki iplikçikte işte A, B olsun. Burada küçük A, küçük B olsun. Ben DNA'yı eşlerken önce bir bunları birbirinden uzaklaştıracağım. İplikçikleri böyle ayıracağım. Burada büyük A, burada büyük B, burada küçük A, burada küçük B kaldı. Yanına sentezleyeceğim yeni iplikçikler olacak. Komplementerini sentezliyoruz ifadesini kullanıyoruz. Yani tamamlayıcısı olmak zorunda. Bunları koydum. Ve daha sonra bu yapılar kısaldı, kalınlaştı, yoğunlaştı, kalın bir hal kazandı, görünür bir yapı olan kromozom oluşturdu. Aslında benim şu anda şu yapım, şu iplikçiğin tek tarafı, şu yapım diğer iplikçiğin tek tarafı. Yani karşılıklı olan bu kanatların her birindeki genetik bilgi birbirinin tıpatıp aynısı. O yüzden bu kromatit, bu kromatitin neyidir dedim? Kardeşidir dedim. Şu içerideki yapının kromatin yapısı olduğunu da bizim biliyor olmamız gerekiyor. Şimdi şurası bizim boğum noktamız. Yani aslında bu iki tane yapıyı şöyle şunu düşünün. Bu ikisini arada birleştirdiğim yer. Boğum noktasına ne ismini verdik? Sentromer. Şuralarda ise bizim iyi iplikçiklerimizin tutunmasını sağlayan protein yapılı moleküllerimiz olacak. Buna da ne diyeceğiz? Kinetokor diyeceğiz. Kromatitlerimizin ve kromatinlerimizin birbirinden yapı itibariyle farklı olduğunu biliyor olmamız gerekecek. Bir şey sormak istiyorum. Bu kromozomla hemen o metafaz evresinin yanında dizilenlerden diğeri aynı değil değil mi ikisi? Mayozda mı mitozda mı? Mitozda. Mitozda şöyle. 46 tane kromozom var ya. Bunlar birbirlerinin aynısı olmak zorunda değil değil mi? Birbirinin aynısı olmak zorunda değil. Ama sadece şu önemli bizim için. Şununla şu. Evet, birbirinin aynısı olsun. Çünkü farklı genlerden oluşacak ya yapımız. Şimdi mitoz bölünme diyeceğiz arkadaşlar. Zaten iki farklı bölünmemizin olduğunu, bunların birinin mitoz, birinin mayoz olduğunu söylemiştik. Bir hücreden genetik olarak birbiri ve ata hücre ile tamamen aynı olan iki yeni hücrenin oluşmasını sağlayan bölünme tipine biz mitoz bölünme diyoruz. Yani aslında benzettiğimiz şey mitoz bölünmeyi bir fotokopi makinesi. Yani hiçbir şekilde çeşitliliği sağlamayan, birebir aynı hücrelerin oluşmasını sağlayan yapı. Peki kimler mitoz bölünme geçirebilir? Yani kaç kromozomlu hücreler mitoz bölünme geçirebilir? N,
2n artı 1. Neden 2n artı 1 ifadesini kullandım? Mesela mutasyonlu bir hücre veya 3n kromozomlu hücreler mitoz bölünme geçirebilir. Yani kısıtlayıcı bir ifade yok burada. Oluşan hücrelerin hem kromozom sayısı hem de kromozom yapısı birbirinin tıpatıp aynısıdır. Ve bizim için mitoz bölünme varyasyona, yani genetik çeşitliliğe kesinlikle neden olmayacaktır. Bir hücreden iki yeni hücre meydana gelmiş olacak ve oluşan yeni hücrelerin sitoplazma miktarları, organel sayıları birbirinden farklı olabilir. Çünkü rastgele bir bölünme gerçekleşiyor. Bölünme gerçekleşirken de sana şu kadar gram verdim, bana da bu kadar gram ver gibi bir şey olmuyor. Önemli olan ne? Önemli olan organel çeşitlerinin aynı olması ve DNA yapılarının aynı olması. Mitoz bölünme ökaryotlarda, yani bizlerde veya tek hücrelilere baktığımızda farklı görevler üstleniyor. Yani prokaryot ve ökaryotlarda, tek hücreli ve çok hücrelerde mitoz bölünmenin görevi farklı. Ökaryot tek hücreli canlılara baktığımızda üremeyi sağlayacak. Mesela bir amip bu yöntemle üreyecek. Euglena, paramecium bu yöntemle üreyecek. Ama bizler arkadaşlar ne yapacağız? Büyüme, gelişme, yenilenme ve farklılaşmayı mitoz bölünme sayesinde gerçekleştirmiş olacağız ki farklılaştırma karşınıza geldiğinde genellikle bir bocalıyorsunuz. Hocam farklılaşma varsa bu mayoz değil midir diye. Şöyle bakıyorum ben farklılaşma olayına. Ben bundan 20 sene önce bu dış görünüşe sahip bir birey değildim. Ne yaptım? Büyüdüm, geliştim, farklılaştım. Yani genetik farklılaşma ifadesini kullanmıyorsa, tek başına çırılçıplak bir farklılaşmadan bahsediyorsa yine biz mitoz bölümü olarak alacağız. Eşeysiz üremenin temelini de yine kim oluşturmuş olacak? Mitoz bölünme oluşturmuş olacak. Ve özellikle embriyonik gelişim sürecinde mitoz bölünme bir insanda zigot oluşumuyla başlayacak. Ne zamana kadar devam edecek? Ölüme kadar. Sürekli gerçekleşen bir olaydır diyeceğiz. Yani elim kesiliyorsa, bir metabolik sorunum yoksa çocukken de iyileşiyordu, yaşlıyken de iyileşecek. N kromozomlu bir hücre bir kez mitoz geçirdiğinde iki yeni hücrem oluşacak ve kromozom sayısı n'er. 2N kromozomludan 2N, 2N. 3N kromozomludan 3N, 3N. Bunlar birbirinin tıpatıp genetik olarak aynısı. Biz tabii şekil olarak aynı çizdik ama mesela bu daha küçük olabilir miydi? Olabilirdi. Herhangi bir sıkıntı olmazdı. Tabii bir hücrenin mitoz bölünme veya mayoz bölünme geçirebilmesi için hücre döngüsünü tamamlaması gerekiyor. Hücre döngüsü demek bir hücrenin hayatı demek aslında. Yani işte yaşamımı tamamladım, yok oldum veya yaşamımı tamamladım, yeni hücreleri meydana getirdim şeklinde. O zaman hücre döngüsü dediğimiz ifadede biz şunu anlayacağız. Bölünme özelliğine sahip olan bir hücrenin hazırlık aşamasını tamamlayıp bölünme evresine geçip bölünmesini bitirip yeni hücreleri oluşturduğu ana kadar geçen evreye biz hücre döngüsü veya hücre siklusu ifadesini vermiş olacağız. Peki acaba tüm hücrelerim aynı süre içerisinde mi bölünür? Hayır. Hayır. Bazı hücrelerimin bölünme hızı yüksek, bazılarınınki daha düşüktür. Bunu yine yaralarımızdan örnek verebiliriz. Bazı bölgelerimizdeki kesikler, çizikler daha hızlı iyileşirken bazıları rahat iyileşmez. Veya bazı organlarımızın kendini daha hızlı yenilediğini biliyoruz. Mesela dilimizdeki papilla hücrelerinin veya midemizdeki mukoza tabakasını destekleyen epitel hücrelerimizin çok hızlı bölündüğünü biliyoruz. Ama hepsi böyle olmak zorunda değil. Örnek verecek olursak maya hücresinin bizim dışımızda 90 dakikada, bakteri hücresinin yaklaşık 20 dakikada biz bölündüğünü biliyoruz arkadaşlar. Yani hücre döngüsünün süresi farklı doku ve organlara göre değişiklik gösterebilecek. Evet, çok hücreli organizmaların bazı hücreleri, mesela bizim bazı hücrelerimiz gerekli durumlarda bölünür. Deri hücrem, az önce verdiğim örneğin mide epitel hücresi veya dilimizdeki papilla hücreleri bölünür. Bazı hücrelerimiz ise bölünmeyebilir. O zaman tüm canlı hücrelerim bölünmek zorunda değildir. Burası bizim en çok soru ile karşılaştığımız kısımlardan bir tanesi. Bölünemeyen hücrelerimizi biliyor olmamız gerekiyor arkadaşlar. Sinir hücrelerimiz bizim bölünemez. Tamamı mı? Evet, tamamı aslında diye biz şu ana kadar biliyorduk. Ama şu anki yapılan çalışmalarda bazı sinir hücrelerinin bölünebildiği tespit edildi. O yüzden hani istisna bazı sorular karşınıza geldiğinde ya hocam sinir hücresi bölünemiyordu hani diyebilirsiniz. Çok çok güncel bir kaynaksa bunu kabul etmemiştir ama normalde sinir hücresini tüm soru bankaları bölünemez diye kabul eder. Kas hücrelerimiz bölünemez. Olgun al yuvarlar hücremiz çekirdeğini eritip kaybettiğinden dolayı bölünemez. Mesela retina hücremiz bölünemez veya sperm, yumurta gibi hücreler bölünerek sayısını arttırmaz arkadaşlar.
Hücre döngümüz, yani hücre siklusumuz, yani bir hücrenin yaşam döngüsü oldukça uzun olan bir hazırlık evresiyle başlar. Ve biz bu hazırlık evresine interfaz evresi deriz. Devamında ise kısa bir evre onu takip eder. Bu kısa evreye de mitotik evre ismini veririz. O zaman önce interfazı, sonra mitotik evreyi gerçekleştirmek lazım. Mitotik evrede de ilk yapacağım şey çekirdeği bölmek. Yani önce yönetici molekülün sayısını iki katına çıkarmak, arkasından ise sitoplazmayı bölmek istiyorum. Çekirdeğin bölünmesine mitoz bölünme diyeceğiz biz. Şimdi önceki bilgilere bakıyorum. Hemen bir yıl önceki MEP kitabına dönüp baktığınızda veya şu an beni zaten sınava hazırlanan arkadaşlarımız dinliyor. Eski müfredata baktığımızda buraya biz karyokinez diyorduk. İfade değişti. Öyle mi? Kitaplarda evet. Karyokinezi çocuğumu çalıştırıyorum da bende yok mu sayılım artık? Şu anda yani Anadolu liseleri için hazırlanan kitapta karyokinez ifadesi yok. Tamam. Onun yerini mitoz ifadesi aldı arkadaşlar. Güncel olmayan soru bankaları yine aynı espriyi yapacak. Ama aha, orada zaten şu an söylüyoruz. Karyokinez çekirdek bölünmesi diye geçiyordu. Ama şu an güncel ifade diyor ki bunu artık mitoz diyoruz. Mitoz bölünme demiyor. Mitoz evresi diyor. Ve çekirdeği bölüyorum. Arkasından ne yapacağım? Sitokinezi yapıp sitoplazmamı bölmüş olacağım. Şimdi şöyle genel bir hücre döngüsü saatine bakalım hep birlikte. Yani bunu bir saat dilimine benzettiğimde her olayın kendisine ait bir gerçekleşme süresi var. Ve bu gerçekleşme süresinde bizim en uzun olan evremizin ne olduğunu söylemiştik? İnterfaz. Kocaman bir dilimi bu almış oluyor. Hazırlık evresi olarak ifade edilecek. Kendi altında da müfredata sürekli giren ve çıkan, bizi de çok yoran ifadeler ama G1, S, G2 ifadeleri yer alacak. Hocam müfredatta var mı yok mu? Buna bence hiç girmeyin. Var mı yok mu işte bir var bir yok. Biz yine de böyleymiş gibi anlatacağız. Bir zararımız yok yani. Genel çerçevede anlattığımızdan dolayı bizi çok olumsuz etkilemeyecek. Devamında ne yapacağız? Mitoz. Mitozu yapacağız. Yani çekirdeği böleceğiz. Sonra sitoplazmayı böleceğiz. En önemli ifade şu aslında. İnterfazın çok uzun olması. Hı hı. Yani işte Ağustos'ta sınava hazırlanmaya çalışan bir öğrencimiz ta Haziran'a kadar sınava hazırlanıyor. Sonra giriyor. Hayatının geri kalan kısmını 2 saat 15 dakika bir sürede tak gerçekleştiriyor. Hazırlık evremiz uzun arkadaşlar. O zaman şu hazırlık evresiyle bir başlayalım. Uzun olan kısmı halledersek gerisi gelecektir. En uzun evredir hücre döngüsünün. Yaklaşık hücre toplam zamanın %90'ında burada oyalanır. Bu evrede genel anlamda hücre hızla büyümeye devam eder. Yani sürekli sitoplazma ne yapıyor? Artış gerçekleştiriyor. Metabolizma hızlanır. Hı hı. Niye? Ben hücre böleceğim. Ben yeni bir oluşum gerçekleştireceğim. Bunu yapabilmem için bol bol enerjiye, proteine ihtiyacım var. Bölünme ile ilgili hazırlıkların tamamı bu evrede yapılmış olacak. Hücre hacmi giderek artıyor ve daha da önemlisi bu evrede replikasyon dediğimiz olay gerçekleşiyor. Yani hücre DNA'sı kendisini eşliyor. Bu olay gerçekleştiği takdirde hücre tak diye zaten bölünme evresine geçiş yapmış olacak. Enerji, protein sentezi gibi metabolik olayların tamamı hızlanmış oluyor. Bazı organellerin sayısı burada 2 katına çıkıyor. Örneğin mitokondri, örneğin sentrozom arkadaşlar. Özellikle hayvan hücresinden bahsediyorsa interfazda eşlendiğine dikkat edin. Profaz ifadesi çok fazla kabul ediliyor sorularda. Dikkat etmeniz gereken şey interfazda tüm eşlenmelerimi bitiriyorum. Bununla birlikte bitki hücrelerinde sentrozomun olmadığını sanki biz organellerde baya baya konuşmuştuk. İnterfaz G1, S, G2 olmak üzere birbirini takip eden 3 evreden oluşur. Bu 3 evrenin 3'ünde de normalde gerçekleşen olaylar bellidir. Hı hı. Dediğim gibi kaba taslak sorularda genel ifadelerin hepsini kabul edebilirsiniz ama özellikle soruyorsa G1 evresinde mitotik evrenin bitiminden replikasyonun başladığı ana kadar geçen evredir. Hücre büyür, hacim artar, bölünme büyüklüğüne ulaşır. Artık zar ile sitoplazma arasında kavgalar başlamış olur. Hı hı. G1 ile ilgili diyeceğim. S'e baktığımda S'i neye benzetiyorduk biz sanki Vural Hocam? DNA iplikçiğine benzetiyorduk, evet, değil işte mi? Evet. O zaman replikasyonun gerçekleştiği evredir diyeceksiniz. Yani ne oldu burada? Zincirler birbirinden ayrıldı. Eski nükleotitlerin karşısına yeni nükleotitler eklendi. Ve şu anda bir hücrenin içerisinde 2 tane kalıtım materyali var. Ve bununla birlikte hücre bölünme emrini doğrudan almış oldu. Bunu bitirince artık G2'ye geçiyoruz. Ve G2'de
S evresi bitecek, mitozun başladığı ana kadar geçen bir süreyi kapsayacak. Hızlı bölünen, tabi burada neler oluyor yine? Yine metabolizma hızı fazla, yine hücre büyümeye devam ediyor, yine protein sentezi artıyor. G1 için ne konuşursanız G2 için de aynı şeyi konuşabilirsiniz. Ve bazı hücreler o kadar çok hızlı bölünüyor ki aslında biz G1 gerçekleşir, S gerçekleşir, G2 gerçekleşir falan diyoruz ya böyle. Hani böyle basamak basamak gibi. Ne oldu? Yakalayamadım yine. Evet, o kadar ani gerçekleşiyor ki olaylar. Hele hele embriyo hücresi, kanser hücresi, şu evrelerden geçer bile diyemiyoruz. Ani, hızlı bölünmeler gerçekleştiriyor. İşte böyle bir hücrede evrelere baktığımızda G1 gerçekleşirse S gerçekleşsin, S gerçekleşirse G2 gerçekleşsin gibi hücre nazlanmıyor. Basıyor DNA'yı. DNA replikasyon bölünüyor, replikasyon bölünüyor, replikasyon bölünüyor. O zaman aktif olarak hangi evre görülüyor aslında? S evresi görülüyor. Diğerleriyle hücre zaten vakit kaybetmiyor. Bir de bölünemeyen hücre muhabbetinden bahsettik ya. Yani mesela sinir hücresi dedik, mesela kas hücresi dedik. Bunlar da G1'i görüyor aslında. Yani belli bir büyüklüğe ulaştı, metabolizma hızını arttırdı, bilmem ne yaptı. Sonra normalde S'e geçmesi gerekirken, ki S'e geçseydi zaten o hücre ne yapardı? DNA işlenecek, bölünecek. Bölünürdü. Bu bölünemeyen hücre olduğu için S'i hiçbir zaman görmeyecek. S'e asla uğramayacak. Peki G2'ye uğrar mı? Hayır. S'i görmedi ki G2'ye uğrasın. O zaman bu hücre G1'den çıktıktan sonra G0 dediğimiz durgun faz diye adlandırılan bir evreye geçiş yapıyor. Ve orada duruyor. Yani hiçbir şekilde bölünme eylemi gerçekleştirmiyor hücremiz diyeceğiz. O zaman her G1'i gören her S'i görecek mi? Hayır. Görmek zorunda değil. Evet, mitoz bölünme tek hücreli canlılarda, öglene, paramecium, amip gibi canlılarda üremeyi, çok hücreli canlılarda büyüme, gelişmeyi sağlar demiştik. Buna göre demiş, aşağıda verilenlerden hangisi mitoz bölünme ile gerçekleşmez? Kırılan kemik mitozdur. Onarıldı. Kertenkelenin kopan kuyruğunun yenilenmesi. Ama evet. Mitoz sayılır mı ki bu? Sayılır çünkü yenilenme, üreme değil. Üreme de olsa sayılır da. Deniz yıldızının kopan kolundan yeni bir deniz yıldızının oluşması. Sayılır. Karaciğer hücrelerinin rejenerasyonu. Güzel. Kraliçe arının yumurta hücrelerinin oluşturulması diyor. Bunu yazdı zaten. Evet. Yani şöyle. Üreme hücrelerinin oluşturmada özellikle iken kromozomlu canlılarda mayoz görev almayacak. Evet. Biyoloji öğretmeni öğrencisinin mitoz bölünme ile ilgili kazanımlarını ölçmek için konu hakkında bilgileri arkadaşlarına aktarmasını istemiştir. Buna göre hangi öğrencinin söylemi yanlıştır diye sormuş. N, 2N, 3N kromozom yapısına sahip canlılarda gerçekleşir. Doğru dedim. Kromozom sayısı ve yapısı korundu. Kalıtsal çeşitliliği sağlamadı. Tek hücrelilerde büyümeyi sağlar demiş. Tek hücreli bölündüğü anda üremiş olacak. Harika. Zaten. Büyümüş olmaz. En çok düşürecekleri ifade bu. Büyüme kesinlikle bu şekilde gerçekleşmiyor. Bölünme sonucu iki benzer hücre oluşur. Bunun da doğru olduğunu biliyoruz. Ve burada tamamlıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Henüz abone değilseniz abone olup bildirimleri açın. Kendinize iyi bakın.